أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل على, على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade Rabbim Celle Celaluhu yaşamak nasip eylesin. İbadet ve taat konusunda gevşeklikten, tembellikten bizleri muhafaza buyursun ve gayretlerimizde ziyade eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, şu anda ekranları başlarında bizler izleyen, siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerinde öncelikle hürmetler ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Malumunuz Sırat Köprüsü'nden bahsediyorduk. Cehennem üzerine kurulan bir köprüydü ve yani bir manada cennetten önceki son geçitte diyebiliriz. O sırat köprüsü geçildikten sonra da inşallah cennet geliyor. Efendim cennete e, sırat köprüsünden sonra giriliyor. Rabbim Celle Celaluhu hepimize o sıratı şimşek gibi geçmek ve cennete girmek nasip eylesin inşallah. Tabii sıratı kolay geçmek için de hani sırat köprüsü üzerinde tevkif yerleri vardı ya, duraklar vardı, sorgu yerleri vardı. Dolayısıyla yedi tane orada ne yapılacak? meseleden sorulacaktı. İlk e, efendim sorulacak olan soru imandan. Zaten imanı geçemeyen e, Allah muhafaza yuvarlanacak cehenneme gayyaya efendim e, sırat köprüsünden düşecek ve e, zaten imanı olmayınca ne sırat köprüsünü geçmesi mümkün ne de cennete girmesi zaten mümkün değil. İmanı geçtikten sonra da diğer sorular, işte namazdan sorulacak, zekattan sorulacak, efendim hacdan sorulacak, kul hakkından sorulacak, efendim abdestten, gusülden sorulacak. Yani işte bu soruları ne yapmak lazım demek ki? Efendim güzelce cevaplamak lazım. Bunun için ne lazım? namazımız eksik olmayacak. Orucumuz eksik olmayacak. Değil mi? E, hac farz olduysa gidilmesi gerekecek. Zekatını tas tamam vermek gerekiyor. Kul haklarından kul haklarına dikkat etmek, riayet etmek gerekiyor. Yani bunları tas tamam yaparsak bu efendim Rabbimizin emirlerini yerine getirirsek o zaman ne olacak? Bu sorgu sual yerlerinde fazla bir vakit kaybetmeden He, eksikler, noksanlar varsa Allah muhafaza işte orada cehenneme daldırılıp çıkarılma meseleleri oluyor. Artık bunun süresi de, bunun efendim vakti de ne kadar yanacak, cehennemde ne kadar kalacak. İşte bu da neye göre? Hatasına göre, eksiğine göre, noksanına göre. Ama bunlar da eksik yoksa, ama bunlarda da noksan yoksa o zaman ne olacak? İşte oraları süratle Efendim geçmek nasip olacak. İşte bu efendim ibadetlerimizi Taz tamam yapmaya gayret edelim. İşte bu dünyadan dedik ya, yani her şey ahirette şekillenecek olan, karşımıza çıkacak olan ne varsa, hepsi bizim bu dünyada yapmış olduğumuz amellere göre şekilleniyor kıymetli kardeşlerim. Tabii efendim bunları yapmak lazım, eksikleri tamamlamak lazım he bol bol infakta bulunmak lazım. Çünkü o da ne yapıyordu? Sıratı çabuk geçir, geçmesine vesile olan şeylerden de efendim salavatı bol bol getirmek lazım ve bol bol istiğfar etmek, tevbe etmek lazım kıymetli kardeşlerim. İstiğfar etmek o da istiğfar da c efendim sırat köprüsünü hızlı geçmeye vesile olan şeylerden. Neden? Yani tevbe, istiğfar Sırat Köprüsü'nü bizim çabuk geçmemize vesile oluyor. Neden derseniz, çünkü tevbe insanı temizler, tertemiz yapar. E cennete de kim girecek? Temiz olanlar girecek. He? Cennet bekçisi Rıdvan ne diyordu? Kur'an-ı Kerim'de Mevla buyurdu ya, ''Selamun aleykum tıbtüm fedhulühe <laughs> halidin'' Yani gelenlere ne yapıyor? Allah'ın selamıyla karşılıyor. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyor. Tabi burada daha değişik manalar da var ama. Şimdi benim burada vurgulamak istediğim mesele Tıp tüm diyor, tıp tüm. Tertemiz oldunuz. Ter, tertemiz oldunuz, temizlendiniz. Fethulühe halidin. Ebedi olarak cennete girin diyor. Rabbim hepimizi bu hitaba muhatap eylesin inşallah. Evet yani günah, günah nedir? Günah, ritsü min ameli şeytan değil mi? Şeytanın pisliklerindendir. Dolayısıyla günah kiri, o manevi kir iki şeyle temizleniyor, iki ateşle. Birisi pişmanlık ateşi, bir diğeri de cehennem ateşi. Ha şimdi tertemiz olduğunuz buyurduğuna göre. Rıdvan öyle demiyor mu? Tertemiz olduğunuz, Evet. Peki neyle temizlendiniz? Elbette insan efendim hataları olur, günahları olur, değil mi? Yanlışları olur. Ha her yanlış, her noksan madem bizim cennet yolunda giderken bizim tökezlenmemize sebep olacak. Madem manevi bir kir bizde oluşturacak, işte bu kirin temizlenmesi lazım tevbeyle eğer temizlenirse, yani pişmanlık ateşiyle temizlenirse o zaman cehennem ateşine gerek kalmıyor. Tıp tüm tertemiz oldunuz. Neyle tertemiz oldu? Tevbeyle. Allah bizi de tevbeyle temizlenenlerden eylesin. Ama günah işlemiş, hata yapmış, yanlışları var, isyanları var. He ama tevbe etmeye de fırsat bulamamış. Aniden geliverir efendim ecel. Bir anda bakarsın akşam şu kadar planlar programlar yaparsın ama sabah bakarsın ki selan okunuyor olabilir. Yani bir anda gelebilir. Tevbe etmeye fırsat bile bulamadan. Dolayısıyla böyle olduğu zaman ne olacak? Tevbe etmemiş, pişmanlık ateşiyle o günahlar temizlenmemiş. E bu kirle, bu pisle, he? Manevi kirlerle efendim cennete nasıl girilecek? O zaman Allah muhafaza cehennem ateşi devreye giriyor. Cehennem ateşi temizliyor. İşte o sırattan geçerken he o manevi kirlerin temizlenmesi, işte cehenneme daldırmaklar, çıkarmaklar bunları efendim adeta ne yapmış oluyor? Temizlemiş oluyor. E tıp tüm tertemiz oldunuz. Yani tevbe demek adamı ne yapıyor? Temizliyor günah kirlerinden arındırıyor. Öyleyse tevbe istiğfarın sırat köprüsünü kolay geçmesine vesile olmasını da böylece daha iyi anlamış oluyoruz. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de pek çok ayeti kerimede bize tevbe etmemizi beyan ediyor. Tevbeden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim, bu konuda ne kadar hadis-i şerifleri var. Neden biliyor musun? İşte cehennem ateşine maruz kalmayalım diye. Çünkü dayanamayız o cehennem ateşine dayanamayız. Geçen haftaki sohbetimizde efendim hadis-i şerifleri okumuştuk. O cehennem ateşi nasıl dayanacağız? Simsiyah, kapkara, zift gibi. Öyle bir alevi var ki, öyle bir yalını var ki o cehennemin. He? Şu dünyada dağın tepesinde ateş yaksan, evet sıcaklık veriyor ama ortalığı da aydınlatıyor. Cehennemin ateşi aydınlatmaz. Cehennemin ateşi karartır. Şu anda kapkaradır, zift gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunları. Dolayısıyla işte o cehennem ateşine maruz kalmayalım diye Mevla Teala bakın ne buyuruyor? Ve tübü ilallahi cemiyen eyyuhel mu'minun. Ey müminler hep birden Allah'a tevbe edin ki leallekum tuflihun ki kurtuluşa eresiniz. Hep birden tevbe edin. Mevla emrediyor bak. He? Bize yol gösteriyor. Tevbe edin ey müminler. Dolayısıyla demek ki bu tevbe sebebiyle hani umulur ki kurtuluşa erersiniz, felah bulursunuz. Mevla'nın umulur ki buyurması yani böyle olmasını ümit ediyorum ama gene de belli değil. Değil, öyle değil. Senin benim ümit ediyorum dememe, temenni ediyorum dememe benzemez. Allah umulur ki buyuruyorsa garanti, kesin. Affetmeyecek olsaydı allah Teala tevbeye davet eder miydi? Madem Mevla tevbeye davet ediyor, icabet edeni affedecek demektir. Evet. Dolayısıyla allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kullarını, iman edenleri tevbeye davet ediyor. Günah kirlerinden arınalım diye. İşte bu tevbe ne yapacak? Bak karşımıza çıkacak. He? Günahlardan bizi temizleyecek ve sırat köprüsünde kolay efendim geçmemize vesile olacak. E zaten tevbe nedir? Pişmanlıktır. Allah'tan özür dilemektir. Yani bir insandan bile, değil mi? Efendi bir hata yaparsın, bir yanlış yaparsın, ayağına basarsın, omzuna çarparsın. Affedersin, özür dilerim dersin. Bu bir erdemdir. Hatayı kabul etmek, yanlışını efendim kabul etmek, özür dilemek, değil mi? Bunlar nedir? Erdemdir. Yani ee, senin benim gibi insandan bile tabii ki dileyeceksin. Küçümsemek için demiyorum ama özür diliyorsak bütün insanları yaratan Allah'tan özür niye dilemiyoruz yani? Bu nasıl bir kibirdir değil mi? Yani hatasını kabul etmemek, özür dilememek, yani aynı şekilde düşün, tevbe etmemek, isyan ediyorsun. Allah sana emretmiş, yerine getirmiyorsun. Allah nehyetmiş, kaçınmıyorsun. Ve tevbe, efendim, edilmesi e, hatırlatıldığında da ne diyorsun ne yaptım ki? Ne yaptım ki tevbe edeyim ya? E böyle böyle yapıyorsun. Keşke her günahımız o kadar olsa. Yani bu nedir bu? Bu çok efendim şirkin bir durumdur yani. He? Hem hatalısın, hem özür dilemen gerekiyor. Hani hem suçlu, hem güçsüz. Güçlü de değil. Dolayısıyla ve bakın başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah ve men ya'mel şu'en ev yazlim nefsehu. Her kim bir kötülük yaparsa ev yazlim nefsehu veya nefsine zulmeder. Yani isyana bulaşmakla, günah işlemekle, he haramları efendim haramları işlemekle eğer nefsine zulmederse Böyle bir şey yaptı. Yanlış yaptı. Hata etti. Olabilir. Fümme yeştafirillah. Sonra Allah istiğfar ederse. Allah'tan affını talep ederse. Yecdil lahu gafurur rahima. Allah'ı çok affedici ve bağışlayıcı olarak bulacaktır. Kim diyor bunu? Allah Teala diyor. Yanlış yapabilirsin kulum ama arkasından tevbet. Eğer bana istiğfar edersen beni çok affedici ve bağışlayıcı olarak bulacaksın diyor. Mevla bu kadar garantiler vermiş. Mevla bu kadar açıklamalarda bulunmuş. Kelamında kitabında, Kur'an'ında he tevbe edenleri affedeceğini beyan etmişken önümüzde böyle tevbe, böyle bir kapı var. Tevbe kapısı varken bu kapıyı niye tıklamıyoruz? Ha, demek ki tevbe çok önemli. Ama tabii şöyle de yapmayalım. Hani bir hata ediyorsun. Tamam. Estağfirullah. Estağfurullah diyorsun ama he gönlünde bir pişmanlık yoksa bu o zaman hani Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ya diliyle istiğfar edip gönlünde günahına pişmanlık duymayanların tevbesi, yalancıların tevbesi istiğfarıdır. Bu yalancıların istiğfarı. Sen dilinle ya Rabbi affet diyorsun ama gönlünde bir pişmanlık yok. Ağız alışkanlığı. Hani övüldüğü zaman da diyor ya, ya sen çok büyük adamsın. Estağfirullah. Aslında ne demek istiyor biliyor musun? Çok büyük adamsın. Estağfirullah. Tabii ki öyleyim. Dolayısıyla çok istiğfar etmek de sıratın kolay geçmesine vesiledir. Ama buradaki istiğfarı da ne yapmak lazım? Demek ki iyi anlamak lazım. Evet, çünkü tevbe nedir tevbe? İstiğfar tevbedir tevbe. Enned mütevbetün tevbe pişmanlıktır. Şu gönlünün pişman olması, üzülmesi, yaptığın günahlardan dolayı Allah'a bir mahcubiyet duyması, hatta gözyaşı dökmesi, Dolayısıyla işte böyle bir tevbe kapısı var Peki ne zamana kadar bu kapı ne zamana kadar açık yani Efendim hani şimdi belirli zamanlardaki yapılan duaların makbuliyeti vardır Evet e öyle ama ne zaman dua edersem Mevla kabul ediyor mu Elbette ha tevbede de böyle bir durum var Dolayısıyla Efendim bu kapı Demek ki her zaman açık İstediğin zaman ne yapabilirsin? Tevbe edebilirsin. Ama tabii Kabe'de tevbe etmen, mukaddes beldelerde tevbe etmen, Recep-i Şerif ayında tevbe ayıdır tevbe etmen. He? Efendime söyleyeyim, bir peygamber varisinin e, huzurunda tevbe etmen ve herkes de şahit tutman bir daha dönmeyeceğim bu hatalara, günahlara demen. Ya bunların da tabii yeri ayrı ama tek başına dua e, tevbe edebilir misin? Tabii ki. Şu anda bile tevbe edebilirsin. Şu anda dinlerken şu sohbeti He? Ya Rabbi pişman oluyorum günahlarımı. Affet ya Rabbi. Bir daha dönmeyeceğim ya Rabbi. Şurada bir pişmanlık hissediyorsan tamamdır bu iş. Dolayısıyla bu kapı açık. Tevbe kapısı açık. Bu da bizim için büyük bir nimet yani. Çünkü kulun hataları oluyor, yanlışlar oluyor. Tökezleyebiliyorsun, yuvarlanıyorsun, tekrar kalkıyorsun, tekrar yürüyorsun. Her türlü efendim sıkıntılardan sonra, yanlışlardan sonra, hatalardan sonra o kapıyı açık bulmak ne büyük bir nimet değil mi? Peki ne zamana kadar açık? İnne yak yakbelu tevbetel abdi ma lam yugargar. Can boğaza gelmedikçe he o kapı efendim kapanmayacak. Muhakkak Allah can boğaza gelinceye kadar tevbeleri kabul eder buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim, can boğaza gelinceye kadar. Ama can boğaza geldi mi? Ahiretten perde açıldı mı? He, o zaman tevbe kabul değil. Yani genel olarak tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Ama kişilere efendim, uyarladığımız zaman can boğaza gelince onun tevbe kapısı kapanır. Ahiretten perde açıldığı zaman he? onun efendim, e, tevbe kapısı kapanır. Bakın bir ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Ve leysetit tevbetu lillezine ya'malun ve tevbe. Tevbe kabul değil. İllezine öyle kimselerin ki yamel nesseyyat. Kötü işler yapıyorlar. Kötü ameller işliyorlar da. Hatta idâ haddara ahadehumul Onlardan birine ölüm geldiği zaman kâle diyor ki inni tübtül en muhakkak ben şimdi tevbe ettim. Diyenlerin tevbesi kabul değil buyuruyor allah Teala. İsyanlara bulaşmış, hatalara bulaşmış. He, tevbe etmiyor. Hoppala zıppala bir hayat yaşıyor efendim haram helal ver Allah'ım senin kulun yar Allah'ım diyerekten haram helal çizgisine riayet etmiyor ama ne zaman ne zaman ölecek ölüm onlardan birine hazır oluyor işte o zaman kale diyor ki inni muhakkak ki ben tübtü tevbe ettim el an. şimdi ben şimdi tevbe ettim işte o ben şimdi tevbe ettim diyenin tevbesi firavunun tevbesine benzemiyor mu Firavun da bu kadar sene yaşadı. 400 sene ömür sürdü. He? İsyanı da boş ver. Ben dedi sizin Rabbinizim. Hatta en büyük Rabbinizim dedi. Haşa ve kella. Ama ne zaman ölecek? Ahiretten perde açılınca. He? Ne dedi? Ennehu la ilahe illellezi amenet bi benü İsrail. Beni İsrail inandı, iman etti Allah'a. Ben de iman ettim dedi. Mevla buyurdu? Al an. Şimdi mi? Şimdi mi? Firavun Bey. Vakad ansayte kablu ve kün teminler müfsidin. Halbuki bundan önce müfsitlerdendin, bozgunculardandın. Ya biraz önce boğulmadan önce denizin yarıldığını gördü de, he biliyor ki bu Musa Aleyhisselam'ın Rabbi bu denizi yardı. Gene bile sen tevbe etmiyorsun da, gene bile yola gelmiyorsun da kendi avanesine diyor ki görüyor musunuz? Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da yarıldı. Ya görüyor musun? Öyle de budala bir adam tabii. Şeytan bile yaka silmiş. Bir gün şeytan kapıyı çalıyor. Firavun dedi ki kim o? Şeytan dedi ki ulan sahtekar kapının arkasında kim var bilmiyorsun. Kapıyı kimin çaldığını bilmiyorsun. Bir de utanmadan ben ilahım diyorsun. Evet bak onunkini de Mevla kabul etmedi. Neden? Çünkü ölüm ona hazır olmuştu. Çünkü efendim perdeler açılmıştı. Can boğaza gelince hakikat kapıları açılır. Hakikat kapıları açılınca o kişinin tevbe kapıları kapanır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla demek ki can boğaza gelinceye kadar Mevla demek tevbeleri kabul ediyor. Ha tabii şeytan avukatlığını yaparak şöyle de demeyelim. Çünkü şeytan hemen vesvese verir şeytanın derdine. Bizi tevbesiz efendim bırakmak Baştan imansız bırakmak ister. Beceremezse amelsiz bırakmak ister. Onu da beceremezse yaptığın amelden sevap kazanamayasın ister. Ve bu ameli mümkün mertebe yapma, tehir et. İşte tevbe etmek ne büyük amel. Tevbe etmek efendim ne kadar kıymetli bir şey ki sıratı bile kolay geçmene vesile oluyor. Tevbe etmek. Bütün günah kirlerini tertemiz yapıyor. He? Yani günahları bir borç olarak düşünürsen sevaplar gelir, günahlar gider. E şimdi bir sürü borçlarım var. Efendime söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Bir tevbet bütün günahlarını, borçlarını Mevla silecek. Veya kime borcun varsa o firma tevbeyle senin borçlarını silecek olsa tevbe eder miyiz? Sabaha kadar alnını secdeden kaldırmazsın yani. E şimdi allah Teala borçlarını siliyor. He? Çünkü bu borçlar bizi ipotek altına alıyor. Çünkü bu borçlar bizi biz ne yapabilir? Cehenneme sürükleyebilir. Çünkü yolumuza, önümüze takoz olabilir. Sıratı kolay geçmemize mani olabilir. İşte bu tevbeyle birlikte ter temiz oluyorsun. Bütün borçların he, senin yakana yapışacak, efendim, yapışılacak olan meselelerde tevbeyle onları silmiş oluyorsun. Günahlarından arınıyorsun. Böyle bedava bir tevbe var yani. Rabbim bu tevbeye sahi etmek nasip eylesin. inşallahurrahman. Ha işte böyle bir ibadeti şeytan bizim yapmamızı ister mi? Tabii ki istemez. Elinden geleni, hatta elinden gelmeyeni bile yapmaya çalışır yani. Ve vesvese veriyor. Ha madem, hani yap ya önemli değil. Allah affeder. Allah rahimdir yani. He? İsyana günah bulaşanların argümanı budur. Allah affeder ya. Allah rahimdir. Doğru. Allah gafur rahimdir ama Allah aynı zamanda da şedidül ankaptır. Silkeler. İnne batşa bir şedid. Allah yakaladı mı çok şiddetli yakalar. Allah gafur rahimdir ama sen Allah'ın rahmetine mazhar olmaya çalışmazsan he? yasaklarını efendim ee, delersen, kırmızı çizgileri aşarsan o zaman Mevla'nın gadabını celbederiz ki Allah muhafaza. O bize vesvese veren bizi kandıran şeytan bizi kurtaramaz. İşte bu şeytan bu sefer ne der biliyor musun? Ha madem öyle Allah e, Celle Celaluhu son nefese kadar can boğaza gelinceye kadar tevbeyi kabul ediyor mu? Evet. O zaman sonra edersin ya. Sonra edersin. Şimdi takıl. Keyfine bak. Nerede akşam orada sabah ye iç eğlen, haram helal. İleride tevbe edersin. Allah affeder. ileride Ve böyle kandırır biliyor musun? İleride diyorsun da nerede ileride? He? O ilerisi neresi? 10 sene sonra mı? 20 sene sonra mı? 40 sene sonra mı? Peki yarına garantimiz var mı? Kapıdan çıkma garantimiz var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldu. Ne demek yarıncılar? Tesvif, tesvif yani geciktirmek, tevbeyi geciktirmek, ibadeti geciktirmek. 40 yaşına gelince yaparım demek. 40 yaşına geldiği zaman emekli olunca yaparım demek. Emekli olduğu zaman bu sefer de diyor ki hacca gidince. Ya nereye geldin? Sınıra geldin ya. O kadar tehir ettin. Utanmasa diyecek, kabre inince yaparım diyecek yani. Bunu niye tehir ediyoruz yani? Allah'ın emirleri ne kadar zor geliyor? Ne kadar ağır geliyor? Na nasıl bir irtibatsızlık var? Allah'ı seviyor musun dediğimiz zaman, Oo, çok seviyoruz. Emrini yapıyor musun? Yapmadığın zaman nasıl oluyor bu sevgi? İspat istiyor yani. Evet, kıymetli kardeşlerim. Demek ki yarıncılar helak oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken hani cenneti gezdi, cehennemi gördü ve geldiği zaman Cehennemden de bazı haberler bizlere vermiş idi. Ve ne buyurdu? İnne ekfera siyahi, siyahi ehlin nârimine tesvif. Cehennemin çoğunu, cehennem ehlinin çoğunu tesviften buldum. Tevbeyi geciktirenlerden, ibadetini geciktirenlerden, bugün yaparım, yarın yaparım, öbür gün tevbe ederim derken, tevbeden önce kendi koyduğu o gün, vakit, saat neyse ondan önce ölüm geliyor. Tevbesiz, ibadetsiz, He, ümitsiz bir şekilde ölüyor gidiyor Allah muhafaza. Onun için biz ne yapacağız? Teahhir etmeyeceğiz. Madem böyle bir kapı var. Tevbe et ya. Hocam ya ya günah işlersem? E gene tevbe edersin. He? Gene tevbe ede, efendim günah işlersem? Gene tevbe edersin ya. Birisi geldi Hazreti Ali radıyallahu yalan dedi ki ya Ali ben dedi günah işledim ne yapacağım? Ve dedi ki tevbe edeceksin. Yani tevbe ettim ama tekrar günah işledim Şimdi ne yapayım? Tekrar tevbe edeceksin. Peki ne zamana kadar yani? Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, şeytan senden ümit kesinceye kadar. Şeytan ümit kesinceye kadar tevbeye devam edeceğiz. Ya Biz ümit kesmeyeceğiz. Biz Allah'tan ümit kesmeyeceğiz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Sebakat rahmeti ala gadabi. Rahmetim gaddabımı geçti buyuruyor Mevla. He? Mevla'yı ne kadar gadaplandırsak da, ne kadar yanlışlarımız olsa da, bir kenara çekil, iki rekat tevbe namazı, iki damla gözyaşı, kainatın Rabbi, he? rahmeti gadabını geçen Rabbimiz affedecek. Yeter ki bir yönelelim Rabbimize. Biz bir adım gitsek Mevla on adım gelecek. Ya Onun için efendim, bu tevbe meselesi çok önemli. Ha pekala yani o zaman Şöyle olmuyor mu? Madem Allah affediyor, yapalım tevbe edelim, yapalım tevbe edelim. Şimdi bunun da tabii neyi var? Bir şeyi var, bir şartı var. Yetmiş kere de tevbeni bozsan, tevbe etsen Allah gene kabul eder mi? Eder. Ama tevbenin ne olduğunu tekrar hatırlatırsak meseleyi anlarız. Tevbe neydi? Pişmanlık. Enned mütevbetün. Tevbe pişmanlıktır. Yani sen tevbe ederken pişman olacaksın. Yoksa şöyle tevbe edersen, ya madem Allah affediyor, yapalım tevbe ederiz. Nasıl olsa Allah affeder. Senin bu yaptığın tevbe olmuyor, pazarlık yapıyorsun sen. Pazarlık yapıyorsun kardeşim. Ha, tevbe ettiğin zaman pişman oluyorsan, bir hata yaptın tamam ne yapalım şimdi? Ya Rabbi ne olur affet ya Rabbi. Ya yani pişmanım Allah'ım. Yanlış yaptım, nefsime uydum. Mevla hakikaten bir daha yapmamak üzere tevbe ediyorsun ama. Bir daha yapmamak üzere Allah'tan özür diliyorsun. Allah seni affediyor. İyi de biraz sonra gene efendim yanlışa düştün. Gene tevbe edeceksin, gene yapmamak üzere gönül pişmanlığıyla tevbe edeceksin. İşte böyle tevbe edersen allah Teala affediyor. E diyelim ki on kere ben bozdum, tekrar tevbe edeceğim. E ne yapalım şimdi yani? Kim affedecek? Allah'tan başka affedecek yok ki. He, belli ki gevşek adamız, tembel adamız, şuursuz adamız. 50 kere söz verdik gene sözümüzü bozduk. Gene günaha düştük. Ne yapalım? Bir kere daha söz vereceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurduğu gibi. Şeytan senden ümit kesinceye kadar. Çünkü şeytan peşimizi bırakmayacak. Çünkü son nefese kadar peşimizde, ensemizde he, kendisine cehennem yoldaşı etmeye yemin etti hem de Allah'a Celle Celaluhu. Ama Allah da yemin etti, ben de izzetime celalime yemin olsun ki tevbeden kullarımı affedeceğim buyurdu. Onun için kıymetli kardeşlerim, Rabbim bana da size de tevbeyi efendim o günahları sildirecek şekilde etmek nasip eylesin. Ne kadar günahın olursa olsun Allahu Teala affediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu bakın. Ve amiltumul hataya, hatta tebluğa sema thumma nedimtum le Allahu aleykum. Göklere kadar ulaşacak günah işleseniz de sonra tevbe etseniz Pişman olsanız Allah tevbenizi kabul eder diyor. Yani göklere kadar, Everestler kadar günahın olsa, o kapıya yönelsen, sana geldim ya Rabbi desen, affet beni ya Rabbi desen, istiğfar etsen, pişman olsan, gözyaşı döksen, demek ki Allah affedecek kıymetli kardeşlerim. Böyle bir Allah'ımız var, daha ne istiyoruz ya? Evet, Rabbim hepimize, anlatana da, dinleyene de, He, kimsenin olmadığı bir yerde, yalnız bir ortamda günahlarımızı hatırlayıp, pişman olup, gözyaşı dökerek tevbeden eden kullarından eylesin inşallah. Evet mesela şimdi Lale Gül ailesi olarak değil mi? Bu işlerin farkında olan bir ailesiniz. Şuurlu bir ailesiniz. Öyle hüsnü zannımız var. Peki ben şimdi buradan soruyorum. Kendinize cevap verin mesela. Madem bu kadar şuurlu, madem bu işin bu kadar farkında, olan bir aileyiz. İçinizde, içimizde. Son bir ay diyeyim. Süreyi de uzun tutalım. Şöyle adam akıllı, gönül pişmanlığıyla, hıçkırıklarla ağlayarak ben de dahil kaçımız tevbe ettik. Ya. Belki bir elin parmağını geçmeyecek kadar kimse belki yapmıştır. Ama ha, genelde estağfirullah. Estağfurullah. estağfurullah. Yani sadece dilimizle, gönlümüze inmeden işte bu istiğfarla demek ki efendim ne yapmak lazım? Bu tevbeyi de gönül pişmanlığıyla yapmaya çalışmak lazım kıymetli kardeşlerim. Rabbim becermek nasip eylesin. Ha demek ki neymiş? Tevbe etmekte, çok istiğfar etmekte. Ha gene de tabii biz ne yapacağız? Dilimiz Efendim Mevla'nın zikriyle meşgul olmalı. Ağzı dualı insanlardan olmalıyız. Tabii ki istiğfarı da dilimizden düşürmemek lazım. Dilimiz buna alışırsa inşallah ne yaparız gönlümüze de indiririz. Evet kıymetli kardeşlerim bu istiğfar, bu tevbe sırat köprüsünü cehennemden önceki son geçit, o tehlikeli geçit. Aman ya Rabbi. Hani demişlerdi ya hiçbir efendim eee alabı olmasa sırat köprüsü yetiyor yani. Öyle bir endişe, öyle bir korku hakim orada. Orayı geçemez geçemezsen altında cehennem var. Ama orayı geçen de geçen kimse de Hemen sonra ne gelecek? Cennet gelecek, cennete girecek inşallah. Demek böylece tevbeyle, günah kirlerinden, pişmanlık ateşiyle günah kirlerinden temizlenen kimse ne yapacak? Sırat köprüsünü efendim, süratli geçmesine vesile olacak. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu hepimizin günahlarını affeylesin, hatalarını setre eylesin ve sırat köprüsünü de şimşek gibi geçebilmek nasip eylesin. Tabi sırat Köprüsünü şimşek gibi geçmek için, cennete cemalullah'a kavuşmak için, şu dünya hayatında nasıl amel etmemiz gerekiyorsa o şekilde amel etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim konumuza inşallah devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından tekrar burada olacağız. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müminler sıratı geçecekler inşallah. Sıratı geçerken de tabii nur gibi geçecekler. Zaten o e, tevkif yerlerinde sorulan sorularda mesela namazdan sorulacak diye namazını kılan bir mümin "Es-salatu nurun." Namaz nedir? Nurdur ibadetler taatler hep nur olduğundan dolayı he o ibadetlerle de meşgul olduğundan dolayı işte o nur ahirette efendim müminleri müminler o nurla birlikte sıratı alacaklar, geçecekler. Hatta bakın efendim e, cehennem müminlere diyecek. Takulun naru yevmel kıyameti lil mümin. Cehennem kıy kıyamet günü müminlere diyecek ki Cülya mümin. Ey mümin çabuk geç üzerimden çabuk geç. Fakat etfa nur kelehebi senin nurun benim alevimi söndürüyor diyecek. Oradan geçerken sen boş ver cehennemin onu yakmasını. Ey mümin çabuk geç diyor. Senin nurun benim alevimi söndürüyor diyor. Rabbim bizleri de bu hitaba muhatap eylesin inşallah. İşte o nuru da nereden kazanacağız gene? E bu dünyadan kazanacağız. Ya, e dünya mezratül ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır boşuna mı dendi? Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. İbadetler, taatler, ameli salihler. He? Allah'ın dini, ahkamı, şeriatı, garrası hep nedir? Ahirette bizi ne yapacak? Efendim önümüzü açacak, bizi nurlandıracak, yolumuzu kolaylaştıracak, cennete, cemalullah'a kavuşmamıza efendim vesile olacak. Demek kıldığımız namazlar nur olacak. Salih ameller, almış olduğumuz abdestler hep elimizi, yüzümüzü, ayağımızı aydınlatacak kıymetli kardeşlerim. Bakın bir hadis-i şerifte efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne ümmeti yüd'ame yevmel kıyame. Kıyamet günü benim ümmetim çağrılacak. Gurran muha muhaccelinen min e'saril vudu. Abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri, ayakları pırıl pırıl parlayacak bir şekilde çağrılacaklar. Femen isteta minkum sizden kimin efendim gücü yetiyorsa e yutuyla gurratehu nurunu artırmaya kimin gücü yetiyorsa felyef al bunu yapsın. Ha demek ki bakın yani aldığımız abdest nur olacak. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini abdest uzuvlarından tanıyacak. Ve oradaki abdest uzuvlarındaki efendim nurla e, nurun eserleriyle efendim oraları aydınlanacak ve onunla çağrılacaklar. Onun için abdest alırken demek dikkatli almak lazım. He? Öyle efendim namaz kılar, hani kılarken patküt patküt kılıyoruz ya, namazını tadil erkenle kılmayan abdestinde kim bilir demek nasıl alıyor yani. Ya abdest alırken hani yüzünü böyle ıslatır gibi şap 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 vurarak, kolunu efendim sadece buralarını yıkayarak, ayaklarını sadece ucunu ıslatarak değil. Güzel abdest almak lazım. Yani fıkıh kitaplarına baktığınız zaman ilmi hallerde de yani Efendim yüzünü yıkarken yüzü, yüz, neresi yüz bir kere onun tarifine de bakmak lazım. Değil mi? Yüzünü yıkayacaksın ama yüz sadece bu burnunun ve göz olan kısımlar mı? Böyle suyu ıslatıyorsun yani. Saçının bitiminden çenenin altına kadar. sakalım varsa yine yıkarsın, altında da hilallersin. Ve efendim boy olarak saç bitiminden çene altı, en olarak da kulak yumuşağına arasını ne yapmak lazım? Yıkamak lazım. Abdest alırken de güzelce şöyle efendim dirseklerle beraber yıkamak lazım. Ha gücün yetiyorsa artır diyor ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dirseği geç efendim buralarında böyle efendim güzelce bir ne yapmak lazım? Yıkamak lazım. Elleri dirseklerle, ayakları topuklarla beraber yıkamak lazım. Yani gücü yetiyorsa, gücü yeten bunu artırsın. İşte bu abdest uzuvlarının izleri, abdest aldığın yerler hep nur olacak. Pırıl pırıl parlayacak. Ümmeti Muhammed abdest uzuvlarından demek belli olacak. Onun için aman bunlara dikkat edelim. Bakın hiç boş yok yani. He? Mevla neyi emrettiyse, hangi şeyi bize farz kıldıysa, Neyi beyan ettiyse hepsi karşımıza ahirette çıkacak, boş yok, fuzuli değil, lüzumsuz değil. Onun için baştan savma yapmamalı. Bütün işlerimizi ciddiyetle, he abdestinden, namazından, ibadetinden, tatine kadar. Madem bir şey yapıyoruz, madem bu işi Allah için yapıyoruz, madem Allah emretti diye yapıyoruz, öyleyse yakışanı yapmalı. Yakıştığı şekilde yapmaya gayret etmeli. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki salih ameller, efendim namazlar, efendim abdestler hep ne olacak? Bize nur olacak. Ve o nurlar da yol, efendim yolumuzu aydınlatacak. Önümüzü açacak. Ahiret e, yani efendim ibadetinde tatinde olan adam nurlu bir şekilde aydınlık yoldan gidecek ama ibadetin taatin yoksa he? Böyle efendim belediyenin diktiği sokak lambaları kim olursa olsun o ışıktan istifade ediyor. Öyle değil. Dünyadaki yollara benzemiyor demek ki bak. Bakın bir ayet-i kerime. İki tane ayet-i kerime okuyacağım inşallah. Birin bir tanesinde buyuruluyor ki Estağfurullah. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün. Ne oldu halde görürsün? Yesa ruhum, beyne eydihim ve bir eymanihim. Nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor görürsün. Yani nur oynaşıyor adeta. Işıl ışıl, cıvıl cıvıl. Önlerinde, sağlarında. Çünkü neden sağlarında? Yani ne yapmış? Defterini, kitabını sağ elinden almış. Dolayısıyla efendim anlaşılıyor ki zaten bu salihame sahibi bir kimse kitabı sağ elinden alanlara fesef ve yuhasebu hisabe yesira e bunların da hesabı ne olacak? Kolay olacak. Hesap kolay oldu mu sırat kolay geçilecek. Ve nur ön, önlerinde adeta koşuyor. Yani ona ne yapıyor? Demek ki yol açıyor. İşte bu kimselere ne denilecek? Büşra kumul yevm. Bugün size müjdeler olsun denilecek. Bugün size müjdeler olsun. Cennetün tecrimin tahtiyel enharu halidine Fiha Altlarından ırmaklar akan cennetlere, cennetlerde ebedi kalacaksınız denilerek onlara müjde verilir. Altlarından ırmaklar akan cennetlere, öyle cennetler, öyle ırmaklar senin köydeki ırmağa benzemez tabii ki yani. İnşallah bu bahisleri de ileriki derslerimizde anlatmayı düşünüyorum. İnşallah anlatırız. Bakalım Rabbimizin cenneti bize nasıl anlatmış, nasıl beyan etmiş değil mi? İşte bu müjdeyi orada efendim e, onlara verecekler. Bu müjdeyi alacaklar. ذَلْكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ İşte büyük kurtuluş budur. Evet, büyük kurtuluş. Demek ki kurtuluş isteyenler, zevk isteyenler, nefaset ve keyif isteyenler işte en büyük zevk, en büyük kurtuluş, en büyük efendim e, selamet yeri cennettir ebedi cennetler. Ölüm yok, korku yok, dert yok, keder yok, ölmek yok, buruşmak yok, hastalık yok. Yani canını sıkacak hiçbir şey yok. Hoşuna gidecek olan şeylerden de yok, yok. Rabbim o cenneti bize nasip eylesin. Şu müjdeye cümlemizi Rabbim Celle Celaluhu muhatap eylesin inşallahurrahman. Demek ki hem mahşer günü hem de Sırat Köprüsü'nde bu nurlar, yani dünyada yaptığımız ibadat taatın nurları, eferleri, izleri he, ne olacak? Orada bizlere alamet olacak. Müminlerin alameti, alametleri olacak. İşte müminler cennete doğru sevk edilince, e o zaman ne olacak? İman etmeyenler nursuz kalacak. Zaten onlar nursuzdular, mendebur suratlıydılar. Çünkü namazları yok, secdeleri yok, ibadetleri yok, taatleri yok. Senin ahirette efendim seni nurlandıracak, ışıklandıracak, önünü aydınlatacak olan ibadet yapmadığın zaman ne olacak? Nursuz kalacaksın, ışıksız kalacaksın. İşte yani feriqun fil cenneti ve feriqun fi's Artık gruplar ayrılıyor. Bir fırka cennete doğru gidecek, bir fırka cehenneme doğru gidecek. Tabii onlar da kendi aralarında bölük bölük zümre zümre gidecek ayrı dava. Ama hani mahşerde beraberdiler ya. Mahşerde herkes beraberdi. Efendim, dolayısıyla müminlerin nurlarından herkes, mümin olmayanlar da istifade ediyorlardı. Ama ne zaman müminler cennete doğru sevk edilince onlar nursuz kalacaklar. Ortalık onlara kapkaranlık olacak korkacaklar ve müminlerden imdat isteyecekler. Medet dileyip onların nurlarından istifade etmek isteyecekler. Hoca efendi nereden biliyorsun ya böyle olacak şöyle edecek? Nereden biliyorum? Kur'an söylüyor. Rabbim anlatıyor. Ubeydül hocanın rahmetli dediği gibi istiyorsanız delil okuyayım bir ayeti celil demiş yani. Bakın Hadid suresinde Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri işte onların durumunu beyan ediyor. Hani dedim ya iki tane ayet okuyayım. Bir müminleri anlattı. Şimdi münafıkları da bu ışıkla, nurla alakalı. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذ۪ينَ amenu. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar müminlere diyecekler ki اُنْظُرُونَ Nakte مِنْ نُورِكُمْ Ne olur bizi bekleyin. Nurunuzdan alalım. Işığınızdan istifade edelim. Onların nurları önlerinde, sağlarında adeta koşuyor. Işıl ışıl, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl yollarına devam ederlerken, e tabi cennetin adresi başka yerde, cehennemin adresi tam ters istikamette. E müminler bu tarafa doğru gidince, dolayısıyla onların nurları onlarla beraber gidince, münafıklar ne yaptılar? Münafıklar, kafirler, müşrikler, iman etmeyenler nursuz kaldılar. E karanlıkta ne yapacaklar? Bu sefer diyorlar ki müminlere ne olur gitmeyin nurunuzdan istifade edelim. Kıyle denilecek. Onlara denilecek ki irci'u vera'ekum feltemisu nura. Geriye dönünüz. Ardınıza dönün. Dünyaya dönün. Nuru oradan alın. Tabi burada bir ironi var. Yani dönmek mümkün mü? Tabii ki değil. Hani gidip de gelen mi var diyordu ya zaten. Evet gidip de gelen yok. Giden bir daha gelmiyor, gelemiyor. Ya onun için ne ihtiyacımız varsa ne yapalım? Buradan götüreceğiz. İşte orada öyle deniyor. Dönün geriden alın. Ya her şey buradan kazanılıyor. Bir daha geri dönüş yok. Mevla bunları bize beyan ediyor ki şu tabloları gözümüzün önüne seriyor ki aman dikkat edelim. Bak bir daha dönüş yok. Bu işin dönüşü yok. Onun için nur mu lazım, ışık mı lazım, elektrik mi lazım? He? Ne lazımsa hepsini buradan götüreceğiz. Ne lazımsa hepsi buradan alınıyor. Orada bir şey yok. Kimse kimseden efendim nurundan, ışığından istifade edemiyor. Belki efendim o nurlu olanlardan biri iman edenlerdendir. İman edenlerden belki babasıdır. Belki eşidir, belki hanımıdır. Neyse ama öbürü o kadar yakın olmasına rağmen iman etmediği için ne olacak efendim? Onun nurundan istifade edemeyecek. Nuh aleyhisselam peygamber üç tane evladı iman etmiş. He? Ama bir tane evladı Yam iman etmemiş. İman edemeyince, etmeyince ahirette babasının kardeşlerinin nurundan istifade edemeyecek. Ya akilerci ulara ekum feltemisun nura Geri dönün, ardınıza dönün, nurunuzu oradan alın. Zaten dünyadayken de ne diyorlardı? He, gerici diyorlardı, yobaz diyorlardı, beğenmiyorlardı, kendileri aydın. Hani aydındın, kap karanlık kaldın bak. He, demek lafla aydınlık olmuyor. Nursuz kalıyorsun, ışıksız kalıyorsun, ibadetsiz efendim olmak demek, ahirette karanlıkta kalmak demek kıymetli kardeşlerim. İşte onlara böyle denilecek. Onlar müminlerden nurlarından istifade etmek isteyince geri dönmeleri ve oradan almaları söylenecek. Fadurib be bi suril lahu bab mevla buyuruyor. Aralarına yani o müminlerle münafıklar, iman etmeyenlerin aralarına kapısı olan bir sur, bir duvar çekilecek, bir engel koyulacak. Yani tamamen karanlıkta kalacaklar demek ki. Ve buyuruyor ki Mevla batinuhu fihi rahmeti ve zahiruhu min qibalihi'l azab. Ha onun efendim içinde rahmet, dışında azap vardır. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani müminlerin olduğu yerde rahmet olduğu yer Mevla'nın rahmetine mazhar olacaklar. İçinde de ne var? efendim yani münafıkların kaldığı yerde dışında da efendim adab var buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Demek ki kıymetli kardeşlerim burada yani lafla peynir gemisi yürümez diye bir laf vardır. Ben öyle aydınım demeyle, ben çağdaşım demeyle, ben ilericiyim demeyle, ilericiyim demeyle olmuyor demek ki. Şu üç günlük dünya bunu iyi anlayalım. Hani üç günlük lafın gelişi diyoruz. Ha bu üç günlük nedir? Bir, bir gün dündür, Öbür gün yarındır, bir günde bugündür. İşte üç gün. Dün, bugün, yarın yani. Dolayısıyla esas yurt ahiret yurdudur. Asıl yurt orasıdır. Burası imtihan dünyasıdır. Aldanmayalım, kendimizi aldatmayalım. Şeytanın aldatmasına, vesvesesine kanmayalım. Evet ben öyle, aydınım demeyle, ben çağdaşım demeyle, ben ilericiyim demeyle. ileriye gidemiyorsun. Sen Müslümana gerici demekle, yobaz demekle, he? Gerici olmuyor bak. Kim bir görüyor musun? Ya sen ona dünyada gerici dediğin zaman sana acı acı gülüyordu. Senin haline üzülerek ahiretteki bu manzor manzaraları tabloları düşünerek Allah'ın kelamına iman etmiş olarak acı acı gülüyordu. Sen, senin hidayetine belki dua ediyordu ama bir yerde de diyordur ki taburaya sana da gelince de ahirette görüşeceğiz. Kim ilerici, kim gerici. Kim aydın, kim cehenneme kaydın. Ahirette belli olacak. Aman dikkat edelim. Aldanmayalım. Aldanmayalım. Şeytana aldanmayalım. Nefsin hevasına uymayalım. E zaten Mevla mübah dairesinde geniş tutmamış mı? E yani keyfinden, zevkinden zaten geri kalıyor musun? Yemeğini yiyorsun, gezmeni yapıyorsun, çalışıyorsun, para, pul, araba, ev. He? Mevla hangisine yasak koymuş? Meşru çerçevede yedikten sonra, meşru çerçevede gezdikten sonra, harama helale dikkat ettikten sonra, çalmadıktan, çırpmadıktan, milletin hakkına, hukukuna efendim, ee, riayetsizlik yapmadıktan sonra e zaten Mevla mübah dairesini geniş bırakmış. Yemene bir şey demiyor, içmene bir şey demiyor, gezmene bir şey demiyor. Yeter ki Allah'ın emrine uy, yeter ki Mevla'nın koyduğu kırmızı çizgiyi aşma, haddi, hududu geçme. Mevla müsaade etmiş. Hani, çok şartlar ağır oldu. Onu yapma, bunu yapma şöyle. Ya üç günlük dünya ne yapalım? Biraz sabredelim, dişimizi sıkalım. Ya böyle bir şey de yok. Böyle bir şey yok. Zaten hayatını yaşıyorsun. İşte bu hayatı özeti şu. Şu dünya hayatını yaşamanı Allah'ın çizdiği efendim, çizgi doğrultusunda, kurallar doğrultusunda yaşayacaksın. Bu kadar basit ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Ama işte burada pek belli olmuyor. Yani kim aydın kim değil, kim ilerici kim değil burada maalesef belli olmuyor. Değil mi? Dünya çünkü dünya karanlık. Hani şöyle bir misal versek. Gece karanlığında sokak lambaları da yanmıyor. Köşe başında iki tane adam var. İki tane adam olduğunu biliyorsun ama. Yani böyle efendim siluet gibi görüyorsun. Bir tanesi güçlü efendim sesi de çok çıkıyor. Diyor ki oradakilere ben diyor aydınım. Ben ilericiyim, çağdaşım ama bu siyah. Bu kara, bu gerici, bu yobaz. Se onun sesi çıkıyor. Öbürü de tabii efendim sesi çıkmıyor. Efendim konjonktürel duruma göre sesini çıkaramıyor. Acizliği var acziyeti var, zayıflığı var ama sesini de çıkarmıyor. Ha, evet karanlıkta onun sesi tamam böyle çıkıyor, kendini böyle lanse ediyor ama e, bu gecenin sabahı olmayacak mı? Bu karanlıklar dağılmayacak mı? Sabah güneşi doğmayacak mı? İşte sabah güneşi doğuyor, her taraf aydınlanınca bir de bakıyorsun ki ben aydınım diyen adam simsiyah bir adam, kapkara bir adam, mendebur suratlı gerici bir adam. Siyah dediği, kara dediği, gerici, yobaz dediği adama bakıyorsun. Nur gibi, pırıl pırıl. Çok da medeni. Evet, ahirette de he ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha. Rabbinin nuruyla arz, yer, her yer aydınlandığı zaman işte akla kara belli olacak. Kim ilerici, kim gerici meydana çıkacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani burada efendim herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Zannetme. Hep hesap ediliyor. Hep kayıt ediliyor. Hep yazılıyor, çiziliyor. Bunun hesabı var. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, zerre kadar şer de yapsan göreceksin. Zerre kadar ya. He? Hani bazen efendim, evin camından içeriye güneş vurur da o güneşin ışınlarının arasında böyle tozcuklar havada adeta efendim dans ederler görürsün ya. işte o kadar hayır da yapsan göreceksin, o kadar şer de yapsan göreceksin buyuruluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, Burada pek belli değil. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Ama işte görüyorsun namaz kılan da bir kılmayan da öyle değil. Bir değil. Nasıl ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir değilse Namaz kılan nakılmayan, kılmayan, ibadet eden de etmeyen, Allah'ın hürmetine riayet eden, yasaklarını çiğnemeyenle çiğneyen, isyan eden bir değil. Evet kıymetli kardeşlerim, zaten dünyada bile bir değil yani. Allah yolundaki bir adam, onun gönül ferahlığı, onun huzuru, onun mutluluğu, onun ülfet ve muhabbeti, onun evindeki efendim, o e, ee, sürur içerisinde yaşadığı ortamla Allah'a isyan eden bir adam Böyle bir ortam nasip olmaz ona. Çünkü gönlü karanlık. Çünkü efendim gönlünde sıkıntı var. Çünkü kalbinde maraz var. Çünkü manen manen çökmüş bir adam. Nasıl dünyası mamur olsun ki? Sen belki dışarıdan görürsün, rahat görürsün, ferah görürsün ama içinde bin bir türlü endişeler vardır. Sıkıntılar, soru işaretleri efendim kafasını Allah bullak ediyordur. Huzur bulamaz. Şu kainatın sahibi, insanı yoktan var eden Allah, ''Ela bi zikrillahi innül kulub'' buyurduysa, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzur bulur buyurduysa, böyledir bu. Evet, Allah'ın zikri yoksa, İslam'ı yaşamak yoksa, Hayatında Kur'an yoksa, sünnet yoksa, ibadet yoksa, taat yoksa bu adamın sen mutlu olduğunu mu düşünüyorsun? huzur bulduğunu mu düşünüyorsun? Zaten dünyası da cehenneme dönüyor. Ahiret zaten cehennem Allah muhafaza. Evet işte onun için Rabbimiz ahiret manzaralarını önümüze koyuyor. O efendim tabloyu bizlere gösteriyor, anlatıyor. İşte o sıkıntılara düçar olmayalım. Bak ne olacak? Müminler nuruyla ayrılacak. Aralarına duvar çekilecek. Onlar nursuz, karanlık, efendim zifiri karanlık içerisinde kalacaklar ve azap içerisinde kalacaklar. Ne demek bu? İşte orada orada kalmayın siz. Sakın o duvarın dışında kalmayın. Rahmetin olduğu, efendim o nurlu kimselerin olduğu, efendim o cennet yolcuları arasına katılın demektir. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki ahirette her yer aydınlanınca he? Rabbinin nuruyla aydınlanınca, adalet terazileri konulunca dünyadaki karanlık gibi değil artık orada ha artık her şey ortaya çıkacak, meydana çıkacak. Bu dünyadaki gibi bu dünyada bakıyorsun yani efendim İslam'a bu kadar zararı var. İslam'a yapmadığı efendim kötülük kalmamış ama sorsan o Müslüman. Senden çok Müslüman efendim e, Müslümana zarar veren adam yok elinle, dilinle, efendime söyleyeyim, yetkinle, etkinle her türlü Müslümana zararı vereceksin. Sonra da Müslüman geçineceksin. İşte bunlar ahirette foyaları meydana çıkacak. Ne dedi şair? Hani savaş meydanında herkes cenk ediyor. Efendim bir tanesi de tabii cenk ederken diyor ki e, benim altımda Arap atı var diyor. Arap atı var diyor ama adamın yüksekliği, mesafesi hiç de efendim, Arap atı varmış gibi değil. Onun için şair Efendim bir beyit e, söylüyor ve bu e, kaideye girmiş yani söz olmuş ibret olmuş ibret tablosu olmuş adeta. Ne demiş? Sevftera ilenceler ulbar evrasun tehteki Efendim diyor ki yakında toz bulutu çökünce altında at mı var eşek mi belli olacak. Evet. O zaman belli olur çünkü toz bulutu dünya toz bulutu dünya karanlık. Herkes bir şey diyor ama toz bulutu çökecek. Her şey aydınlanacak. İşte o zaman ne yapacak ortaya çıkacak. O zaman kimin ne mal olduğu he meydana çıkacak. Rabbim o günde bizi mahcup etmesin. İtibarımızı dünyada da ahirette de ziyade eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki müminlerin nuru müminler demek o kadar nurlu. Cehennemi etkiliyor bak. Onur cehennemi etkiliyor. Ve cehennem müminlere ne diyordu? ya mümin, ey mümin geç, çabuk geç. Fakat etfa nuruke lehebi. Senin nurun benim alevimi söndürüyor." Cehennemin böyle sesleneceği kimseler var. Rabbim bu hitaba bizleri de muhatap eylesin. Bize de efendim cehennem inşallah böyle seslenir bunun içinde şu dünyada gerekenleri yapabilmek Rabbim nasip eylesin inşallah. Demek ki kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki nice kullar nice kullar var ki sırat'tan geçtiğini anlamayacaklar. Öyle bir geçiyor ki sırat'tan geçtiğini anlamıyor. He? Hatta cennete gelmişler. Cennette de soruyorlar. Ya efendim sırat'tan geçtik mi? Cehennemi geçtik mi? Melekler diyecekler. Evet sıraftan geçtiniz. Fakat cehennem ateşi nurunuzdan çekilmiş ve örtülmüştü diyecekler. Öyle şimşek gibi geçenler olacak demek ki. Rabbim bizleri de o zümreye ilhak eylesin inşallah. İşte ateş İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl yakmadıysa he? Şu dünyada Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl yakmadıysa, allah Teala Hazretleri nasıl koruduysa, kolladıysa, o ateşten muhafaza ettiyse, işte Allah'ın lütfu keremiyle, yardımıyla takva sahibi müminleri de yakmayacak. Ve inşallah onlar da efendim sıratı geçerken şimşek gibi geçecekler. Kevser havuzundan içecekler, yıkanacaklar ve böylece cennetin kapısına gelecekler kıymetli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim böylece sıratı geçtikten sonra artık sıratı geçtin badireler, sıkıntılar efendim o hengame hepsi ne oluyor geride kalıyor ve sıratı geçtikten sonra karşımızda ne var? Artık cennet var. Artık cennetin kapısına geliniyor. Artık cennetin hazini oradaki görevli melek Rıdvan ne yapacak? Müminleri karşılayacak. İşte bu manzarayı, bu muhteşem tabloyu allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Estağfirullah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءً وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين vandakallahu azim Rabbimiz buyuruyor celle celaluhu vesikallene tekav rabbuhum ila'l cennete zumara Rablerinden korkanlar zümre zümre bölük bölük grup grup, grup cennete sevk edilecekler Hatta iza cauhuha ve futihat Nihayet oraya vardıkları zaman kapılar açılacak aslında kapılar açılmış ardına kadar He? Ve cennetin hazini, görevlisi Rıdvan ne yapacak? Efendim, ve kâle lehum onlara diyecek ki, hazenetuha, cennetin görevlisi hazini, Rıdvan, selamun aleykum tıbtüm fedhulûhe halidin. Selamun aleyküm size selam olsun diyecek. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Artık selamet yurduna giriyorlar. Bütün sıkıntılardan, dertlerden, meşakkatlerden kurtuluş sizin üzeriniz olsun. Fethulühe halidin. Ha tıptüm. Sohbetin başında da efendim bu ayete temas etmiştik. Tertemiz oldunuz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Tıptüm. Artık tertemiz oldunuz. He yani efendim hak ettiniz. Günahlardan arındınız. Efendim buraya kadar madem geldiniz. Fethulühe halidin ebedi olmak üzere cennete girin böyle diyecek. Rabbim hepimizi bu hitaba muhatap eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İşte önümüzde böyle işler var. İşte önümüzde böyle merhaleler var ve sonunda cennet var. Rabbinden korkanlar dünyadayken İslam üzere, iman üzere, Kur'an'a göre yaşayanlar zümre zümre, bölük bölük, cemaat cemaat cennete girecekler. Ve herkes, herkes önderiyle, imamıyla, üstadıyla, şeyhiyle kimin yolundan gittiyse, kimin peşinden gittiyse, kime uyduysa efendim onlarla beraber efendim onun arkasında yerini almış olarak ne yapacaklar? Cennete girecekler. Evet kıymetli kardeşlerim. Aslında tabii konuya devam edeceğiz. Burada Hani müminin beş bayramı vardı. Birisi de hangisi? Cennete girdiği gün bayramdı. Sıratı geçti. O bir bayram. Sıratı geçtikten sonra ne var? Cennet. Cennete girdiği gün de demek ki müminin bayramıydı. İnşallah şimdi o konuya başlamış oluyoruz. Ama tabii vaktimiz doldu. En azından ayeti kerimeyi efendim sizlerle paylaşmış olduk. İnşallah bu hafta bu kadarla iktifa edelim. Haftaya bu konuya inşallah devam edeceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.